tedarikede yine hazır tedarikede. Seyircilerimiz sizi bekliyor. Hepsi hazırlandılar. Ellerinde çiçekler, güller. Arkadaşlar halı bitti mi? Şu anda bir şey söyleyecek misiniz? Söylemeyeceksiniz de. Söylemek istiyor musunuz bir şey? İstiyorum. Lütfen. Bir şey söyleyeyim. Her şey. Şurada şeyiniz var, mikrofonunuz. Evet. Arkadaşlar, evet. İsterseniz Banu Hanım'ı fazla yormayalım burada şimdi. Uzun yoldan geldi. Sizi yerinize alalım. Bu arada biz küçük bir şey giyelim. Buyurun. Sonra o salınacak da zaten. Biraz, bir dakika duralım. Banu Hanım biraz sallanmak istiyor. Tam oturabildiniz mi? Evet. Evet. Düşmeyin şöyle. Banu Hanım sallanırken biz başka bir bölüme geçelim ki onun yerini alalım. Zaga'nın güzele övgü, çılgınlığa saygı gecesi tüm hızıyla sürüyor. Tüm zamanların en özgün ve fantastik yıldızı Banu Alkan, sinema, müzik ve bilinçaltı dünyasını sarsan cazibesini yeni sürprizlerle süslüyor. Sevda Demirel'in hayallere bile girmesi mümkün olmayan görüntüleri ve Okan Bey'in tesadüfen keşfettikleri mantık sınırlarınızı zorluyor. Hostes arayışında Zaga'nın yolu dansöz Alex'in eteklerinden geçiyor. Alex'li deneme çekimleri hostes adaylarını çatlatmaya yetiyor. Aile ısrarla sayısal lotoda 6'yı bulmanın olasılık ötesi yollarını deniyor. Bu gece Zaga yine bildiğini okuyor. Az sonra. Böyle her nevresimde yatamam. Bir kere benim nevresim takımım renkli renkli olur, yumuşacık olur. Üstünde sevdiğim tiplerden de olur. Benim nevresim takımım saçlının olur. Biz burada reklam yapmıyoruz, seçme özgürlüğümüzü kullanıyoruz, tamam mı? Çocuğunuzun odasını taçlandırın. Jeffrey, Telsim'in yeni abonelik sistemi. Jeffrey 90, Jeffrey seçeneklerinden biri. Eyvah! Jeffrey 90'da her ay 90 dakikalık konuşma bedava. Artı Motorola CD930 cep telefonu bedava. Eyvahlar olsun! Jeffrey 90 için bir abonelik sözleşmesi imzalıyorsunuz ve her ay belirli bir abonelik ücreti ödüyorsunuz. Hepsi bu. Duymak istemiyorum. Jeffrey 90'ı şimdilik yalnızca Telsim'de bulabilirsiniz. Mahvoldum. Yapma Peyami. Belki yakında başkaları da aynı abonelik sistemini getirir. Jeffrey uygulamasına başlar. Ne dersiniz? Hoş olmaz mı? Peyami, hırpalama kendini. Sizinkiler de yapar aynısını. Söylüyor zaten, yaparlar diyor. Ya atla deve değil ya. En iyisini alayım. Yıkarken, ütülerken dert çekmeyeyim. Zarif desenleri canlı renkleriyle evime hayat katsın. Şöyle desenleri canlı, renkleri solmayan, yumuşacık bir nevresim takımı arıyordum. Ve Touchline'i tanıdım. Teşekkürler sana Touchline. Yatak odanızı taçlandırın. Zaga reklamlardan sonra devam edecek. Renault şenliği devam ediyor. 48 ay vade,
%0'dan başlayan faizler. İkinci elde kredi avantajı. Renault satış noktalarına hemen uğrayın. ...500 litrelik iç hacim. Yeni Arçelik XL buzdolabı. Arçelik. Hayata. Kaptanın seyir defteri, yıldız tarihi 3.2000. Uzaydan tanımlayamadığımız bir sinyal alıyoruz. Kaptan, sanırım bulduk. Tanımlayın lütfen. Çok küçük ve hafif bir cisim. Titreşimli. Faks ve internet özelliği. İki hatlı. Bu Acer. Acer G70. İletişimin yeni yıldızı. Biz kalitemizi sürekli yükseltiyoruz. Ama biri fiyatları sürekli düşürüyor. 45 yıldır her gün bu böyle. Evet, zıplıyormuş, sürekli zıplıyormuş. Neden bazı insanlar diğerlerinden daha iyi olmak için mücadele eder? Belki zafer, belki hırs, belki tutku, belki de bir Whopper. Uğrunda mücadele ettiğiniz hiçbir şey ama hiçbir şey alevde pişmiş bir Whopper kadar lezzetli olamaz. Doğru bir Burger King restoranına gidip dünyanın en lezzetli burgerini tadın. Whopper, farklı tadında, alevde ızgara. Sadece Burger King'de. Üniversiteye hazırlıkta fark geliyor, fark. Fark 1. ÖSS deneme sınavı ve rehberlik dergisi Platin Anahtar her cumartesi yeni bin yılla. Fark 2. Uğur Koleji yeni bin yıl işbirliği. ÖSS ile eşdeğerde sorular. Her hafta 176 yeni soru. Uzmanlardan rehberlik hizmeti. Sınav sisteminden puan analizlerine, tercih sıralamasından mesleklere, ÖSS ile ilgili tüm soruların cevabı. Öğrenciler bilir. Bizim tecrübemiz farklıdır. Fark 3. Gazetede köşe değil, sayfa değil, tam 16 sayfalık dergi. ÖSS deneme sınavı ve rehberlik dergisi Platin Anahtar. Yarın yeni bin yılla 100 bin lira. Yeni bin yıl. 20. yüzyılda kimlerle tanıştık, neler yaşadık? İnsanı kızdıranlar, güldürenler, eğlendirenler, düşündürenler. 20. yüzyılın resimli tarihi kitabı şimdi sadece radikal okurlar için geliyor. 512 sayfalık bu muhteşem kaynak sadece 30 günde sizin olacak. Yarın radikal almayı unutmayın. Öğrenciler, ilk hedefiniz üniversite. İleri. Son bilgiler yüklendi. Teknik hazırlıklar tamam. Şimdi sıra deneme sınavında. Hürriyet Kavram Dershanesi işbirliğiyle hazırlanan ÖSS deneme sınavı başlıyor. Kazanmak için önce bu sınavı geçmelisiniz. ÖSS'de çıkması muhtemel soru tipleri hayatınızın dönüm noktasında cevaplanmayı bekliyor. Herkes başarı seviyesini öğrenmeli. Hatalarını, eksiklerini geç kalmadan görmeli. Üniversiteye girmek ya da girmemek, bütün mesele bu. ÖSS deneme sınavı Hürriyet'le birlikte sadece 125 bin lira. Yarın Hürriyet alırken ÖSS deneme sınavı kitapçığınızı istemeyi unutmayın. İşte sinemanın yıldızları bu müthiş komediyle buluştu. Dustin Hoffman, Warren Beatty, Isabel Adjani. Ve bu yıldız kadroya bizden bir ünlü Haluk Bilginer eşlik ediyor. Onlar sadece kaset çıkarmak istiyorlardı. Savaş değil. Orta Doğu'yu bu defa teröristler değil, birbirinden kötü iki şarkıcı karıştırıyor. Kahkahalarla göreceğiniz bu süper komediyi sakın kaçırmayın. İştar yarın akşam Kanal D.
hanımlar beyler, Arkatel'in sunduğu Zaga devam ediyor. Biz de Banu Alkan'la söyleşimize başlıyoruz. Rahat edin. Ne kadar güzel bir yatak. Çok güzel bir yatak. Onu sizin için hazırladık. İsterseniz gece de kalabilirsiniz. Tabii ama sen kalırsan eğer. Ben evet. Çünkü bu gülü vermek isterim. Çok. Efendim? O gülleri sizin için, yani şöyle bir şey. Banu Hanım, eğer siz mesela yatarsanız biz buradan böyle bu gülleri böyle böyle atacağız. Yani bu son zamanlarda çok biliyorsunuz şey yaptı, hem Oscar'lar aldı, çok da izlendi. Amerikan Güzeli filmi var. Orada tabii onu yapamadık. Evet. Siz Amerikan Güzeli'ni izlediniz mi? Hayır, izleyemedim. Amerikan Güzeli filminde adam şey yapıyor, onu hayal ediyor. O tavanda, onu yapamadık. Yani düşme ihtimali vardı ama burada gerçekten yakıştı. Nasılsın? Yok, rahat edin, ben yatağa geleceğim. Ben yani yatağa geleceğim derken onu şey yapmadım. Ben çok rahatım. Banu Hanım, siz uzanın. Ben üzerime hafif bir şeyler alıp hemen geleceğim. Arkadaşlar, güzel bir müzik yapın Banu Hanım'a. Yeterli. Şimdi Banu Hanım'ın son zamanlarda, lütfen rahat edin, magazinlere verdiği böyle bazı açıklamalar... Peki. Bazı açıklamalar var. Onlara bakalım. Tabii biz bu klibi çok sevdik ve çok anlattık ama bu kliple ilgili bir şey değil. Sadece başında bu giriyor. Yani ve çıkacak hemen. Bir hemen görelim onu. Evet, bildiğiniz o harikulade klip. Evet, yani bir kere daha... Evet. Bahçesine sanırım kendi heykelinizi yapmayacaksınız. Duralım. Biraz şey, stüdyodaki sesi açabilir miyiz acaba? Evet, tekrar bunu duyayım. Evet. Evet, şimdi görelim. Evinizin bahçesine sanırım kendi heykelinizi yapmayacaksınız. Dur, ben bu de... sizin gerçek gülmeniz mi? Ya Banu Hanım, dikkat ediyorum. Bütün röportajları diye başlıyorsunuz. Yani böyle... Ama mesela normal konuşmamızda yok. Sanıyorum orada böyle bir hani bir dakika durun bakın ben cevap veriyorum gibi bir pay bırakılıyor. Onunla ilgili olabilir. Devam edelim. Okuduğum bir yerde ancak öyle bir şey yok. Halk zaten bana en güzel ünvanı verdi ve halk diksin isterim. Dur! Şimdi soruyu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Evinizin bahçesine heykelinizi diktirecek misiniz? Yani Afrodit heykeli diktirecek misiniz diye Banu Alkan'a soruyorlar. Ciddi bir soru. Zaten aslında gereksiz de bir soru. Zaten çünkü Banu Alkan'ın heykelleri var. Yani biz hakikaten medeniyetin, Anadolu medeniyetlerinin beşiği bir toprakta yaşıyoruz. Toprağın üzerinde yaşıyoruz ve zaten var. Evin bahçesine de diktirecek misiniz diye soruyorlar. En güzel cevabı veriyor. Hiç yorum yapmanıza gerek yok. Ben söylüyorum. Halk diksin isterim. Devam edelim. Peki kendisine aptal sarışın diyenler için neler söyleyecek? Çok ayıp, dur. Çok, çok aptalca bir soru. Cevap geliyor. Gelen insan mutlaka akıllıdır. Orada duracaksınız, korkacaksınız her şeyden evvel. Çünkü eğer sinemada ben bir büyük noktaya geldiysem... ...inanın bunu insanlar yalnız güzelliğinizden sizi ya da... Dur! Banu Hanım, şu soruyu çok samimiyetle soruyorum. Sizin Kıbrıs'ta izlediğim bütün röportajlarınız hep denize doğru. Bütün röportajlarınız öyle. Denizden doğduğum için. Evet. Hayır, soru şu, uyku tulumunda mı kalıyordunuz? Yani çünkü bütün röportajlarınızda
Deniz hatta galiba hangi bir haber bülteninde bir şey yaptılar. Orada da koşuyorsunuz plajda. Bütün bu kıyıya yakın bir yerde mi, bir otelde miydiniz burada? Bunu samimi soruyorum. Evet, oteldeydim. Evet, tamam, okey, devam edelim. Biz Abdülif kadar güzel buldukları için mutlaka ve mutlaka zeka payı var. Onun için ben böyle bir şeye inanmıyorum. Yani insanlar bugün Marilyn Monroe için de aptal kadın dediler, aptal sarışın dediler. Ama Kennedy'ye kadar ulaştı değil mi? Kes. Dur, çok doğru. Kesinlikle çok doğru. Kesinlikle çok doğru. Ya niye bana koşuyor? Kennedy'ye kadar ulaştı ama. Evet, doğru. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Onu söyleyeyim. Bana niye kışlık röpte şambur aldınız çocuklar? Geberiyorum burada terden. Sucuk gibi oldum ya. Hafif bir şeyler almaya gidiyorum dedi. Bir de battaniye örtsem üzerime otursam tam olacak. Seyhan. Çıkar ver bana. Sen bana ne vereceksin? Bir kombinezon giyseydin bari programda. Evet, devam. İlk sinemaya başladığımda Hollywood'a gittim. Bana büyük pişmanlığı vardı. Dur, kesinlikle aynı fikirdeyim. Evet, kesinlikle. Kesinlikle aynı fikirdeyim, çok samimi olarak. Burada bir süre bu dursun. Yani screen saver olarak da durabilir bilgisayarlarınıza koymak isterseniz. Devam edelim. Güzel buluyorum. Benim aşırı bir dur! Zaten böyle bir... Tükürdüm mü, çok affedersiniz. Ter de olabilir. Zaten heyecan var. Ter, fışkırıyor. Üşütmüşüm üzerinize afiyet. Bu çok acayip bir soru ya. Kendinizi güzel buluyor musunuz? Ya hayır, bulmuyorum da deniyorum dünyanın şu pozla. Dünyanın en güzel kadınıyım demiyorum. Başkaları dünyanın en güzel kadınıyım diyor. Evet. Kutlamak lazım cesaretlerinden ötürü. Tabii dünyadaki bütün güzel kadınlar ne der o yıldızınıza ama Türkiye çapında güzel bir yıldız sayılır. Kesinlikle. Alkışlayalım artık. Devam edelim. Aşırı bir kilo zaten olamaz. Dur, şimdi başa gel. Bak burada yine kötü sorulardan biri. Yani sorulacak soru bu mudur? Kilolu musunuz? Cevap şu olabilir mi? Kiloluyum. Olamayacağına göre en güzel cevap yine geliyor. Benim aşırı bir kilo zaten olamaz. Yani mümkün değil böyle bir şey. Dur, şimdi burada kameracı, kendisine kameracı diyoruz. Bir fesatlık yok mu arkadaşım? Direkt kilolu musunuz? Burada ağızdan açıklama yapılıyor. Araştırmacı gazetecilik. Direkt aşağıymış. Ne buldun? Ayakkabı. Başka bir şey yok. Devam. Ayrıca son derecede ben çok az böyle bir balık eti seviyorum. Dur. Ama... Diyor ki çok az balık eti seviyorum diyor. Bu balık eti bütün sorun şu. Kilolu musunuz? Kilolu bravo musunuz? Bravo kanka. Kilolu musunuz? Bravo. Evet. Kilolu musunuz? Kilolu musunuz cevabı? Güzel balık eti. Bu balık eti konusu Türkiye'de anlaşılmış bir konu olmadığı için yani balık etine kilolu deniliyor. Onun için hemen şurada şekilde görüldüğü gibi balığın ne olduğunu görelim. Güzel yakaladın o. Gördüğünüz gibi bu balıktır. Yani bu balık tabii insanla balık farklı şeyler. Fakat balık eti demek şurada gördüğünüz şu cidar kuyruğa doğru gelen şu etli bölüme biz balık eti deriz. Evet. Ve balıklar canlıdır arkadaşlar. Evet, balık etini de böyle açıkladık. Şimdi magazin arkamıza devam ediyoruz. Devam. Öyle bir aşırı kilom yok ki. Mümkün değil. Olamaz. Zaten bunu Van Halkan kendinde tutamaz böyle bir kilom. Dur. Çok doğru. Diyor ki Banu Halkan diyor kiloyu kendinde tutamaz. Geldiği gibi gider. Devam. Aa, kancım ya, harikasın ya. Bu kadar kötü bir sabote edebilir miyim kendimi ben? Dur. Diyor ki bir sanatçı hep öyle kal. Diyor ki bir sanatçı diyor kendini böyle sabote edebilir mi diyor. Kiloyla diyor. İşte bence devam etmeye gerek yok ama edelim. Ben iddiam var, evet. Ben kendimi çok güzel buluyorum. Benim iddiam var. Her zaman da bunu söyleyeceğim. Dur! Ne yaptınız? Yani biz Banu Halkan Kıbrıs'tan dönüyor. Bekliyoruz Banu Halkan dönsün diye. Nerede? Hani uçaktan inen resimler? Değil. Bir baktık havuzda
döktürüyor. Yani şöyle döktürüyor. Yo, havaalanında, İzmir Havaalanı'nda 150 kadar bir basın ordusu var mıydı? Eksik olmasınlar. Ben Fokai Otel'in gerçekten... Neresi? Foça'da. Ben Foça'yı da çok severim. Fokai Otel'inde bir Afrodit Güzellik Merkezi 2 aydan beri açılması bekleniyordu. Ben biliyorsunuz malum sebeplerle... Peki orası size mi ait? Alkan Şirketler Grubu'na ait aslında. Ancak İzmirli bir iş adamı Ali Bey, eksik olmasınlar, olağanüstü bir Afrodit Güzellik Merkezi'ni kurmuşlar. Ve gerçekten... Size inanın, de dediler ki şeref verir misiniz bunu açalım? Hayır, açılışı için beklediler 2 aydan beri. Ve burayı da bana lütfen hediye etmek istiyoruz dediler. Hediye edecekler. Evet, o yeri sizin olsun, işletin, ne yaparsınız yapın. Ben mümkün değil işletemem ama gerçekten çok beğendim. Ayın 5 günü oradayım, evet. Fokai Oteli'nde inanılmaz... Banu Hanım'ın sesi duyuluyor mu? Güzel geliyor mu Banu Hanım'ın sesi? Tamam, peki bir şey deme, özür dilerim. Çok çok güzel bir güzellik merkezi. Çünkü bütün özel Hindistan'dan getirilmiş gül yağları. Ha, şimdi bu döktükleriniz onlar mı evet, burada? Evet, aslında basına hiç orada kırmak istemedik. Biz masaj olacaktık. Zambak basın ve gelmese gül de siz böyle dökünecektiniz geldiniz diye. Hayır, masaj olacaktım. Masaj olacaktım. Sonra o kadar basını bir odaya sığdıramadık ve Afrodit dediler. Havuz işte, atmaya Sudan... karar verdiniz. Evet, tamam. Havuz etrafında. Çok güzel. Hemen izleyelim. Hemen izleyelim. Ay şimdi... Durduk mu? Ay bunun açıklamasını yapayım. Her şey birbirine girdi arkadaşlar. Dur acık geri gel. Bunun açıklamasını yapabilir miyim? Gerçekten bu Hindistan'dan gül ve zambak yağları getirildi ve benim için getirildi. Bunu çok samimi söylüyorum. Fakat masaj olunan bir yağ tabii bu. Mümkün değil o masaj noktasında 150 kişi yani 150 orada masaj yapılmasına imkan yok. Başka hayır, türlü anlaşılır. Hayır. Hem öyle hem de gerçekten o kadar basın mensubun oraya sığması mümkün değildi. Anladım. O şekilde bir mizansen yaptık. Döktürdünüz. Biraz da aslında tabii biraz şunu soracağım Banu Hanım. Bir şampuan reklamı var biliyorsunuz. Onun son versiyonunda da kadın uçağın şeyine girmiş. Lavabosunun önünde. Diye o şeyi şampuanı başına sürüyor. Sonra başka konuyla alakasız yani inlemeyen tiplerden bir tanesi diyor ki o inleten şeyden ben de istiyorum diyor. Şampuandan diyor. Hakikaten getiriyorlar filan. Yok şimdi vücuda tabii damladığı zaman bir hoş. Şimdi buradaki bu getirilen yağların etkisinin ne olduğunu soracağım size. Gel bir önceki görüntüye. Durun bakın. Şimdi siz öyle bir şey döküyorlar ki siz kendinizden geçmişsiniz. Bakın görelim. Hayır kendimden geçmedim. Aslında orada kameraları da hesap etmek lazım. Biz profesyonel insanlarız. Ancak siz poz veriyorsunuz. Fotoğraf çekimini düşünerek poz veriyorduk. Anladım. Aslında orada kameraları da hesaba katmak lazım. Artı benim gibi bir profesyonel insan onu gözden kaçırmaması lazım ve gerçekten çekim olduktan sonra ya hep objektiflere poz verdim kameraları unuttuk diye de doğru, böyle bir... Doğru çünkü ona uzun süre çünkü yapmak zorunda kaldım. Fotoğraf için tamam uzun süre niye diye insan merak ediyor. Şimdi daha güzel yaparım istersen Akancığım. Yapsın değil mi? Evet. Devam. Zekalı. Bak burada böyle boş boş oturacağımıza gel seninle bir oyun oynayalım. Ha ne dersin? Bak mesela şöyle bir oyun. Ben sana bir tekerleme söyleyeceğim. Sen o tekerlemeyi aynen tekerleyebilirsen ben seni ne istiyorsan onu yapacağım. Mesela sen beni ömeceksin. Yok tekerleyemedin ben seni ömeceğim. Ömeceğim tabii aslanım. Hadi bakalım önce ben başlıyorum. Evet ilk tekerlememiz. Şu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi, ortada ağaç çınağı. Tekerle bakalım. Tekerleyemedin o zaman ömeceğim. Evet, şimdi ikinci tekerleme. Şu duvarın badanalamalı mı yoksa badanalamalı mı? Ortada ağaç çınağı. Tekerle bakalım, tekerleyemedin. Yine ömeceğim. Ömeceğim tabii aslanım. Evet,
Ben son hakkımı kullanıyorum. Bir berber bir berbere demiş ki gel şimdi berber dükkanı açalım, ortada da aç silah. Tekerli bakalım, tekerleyin mi diye ben yine ömeceğim. Ömeceğim tabi açtırdım. Öküstü. Ne? Ah konuştu, öküstü dedi. Öküstü ne be, öyle bir tekerleme olur muymuş, tek kelimeden tekerleme. O durumda ne oluyor? Kuralları ihlal ettiği için ömeceğim tabi açtırdım. Öküstüymüş. Bayağı da fena değil ya. Hadi bakalım, öküstü. Öküstü iptal. Alıştıracağız. Tükenir ümitlerim.
Zaga hostes arayışını sürdürüyor. Selam. Ne haber? Ben Alex. Dark Alex. Artık Okan yok. Ben varım. İşte ben. Dört kol çengiyim. Şöyle bakın. Dans. Evet, biz de eşlik ederiz. Tak 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 diye eşlik ederiz. Yani seyirci bir anda galeyana geliyor zaten. Ay hadi oynuyorum örnekler ben. Örnekler vereyim mi? Evet, örneklerle. Şarkılardan. Şarkı söylerim şarkı. Dans ederim dans. Dans şarkı söylerim aha şarkı. Dans ederim aha dans. İşte ben Alex. Artık Okan yok. Artık ben varım. 4, 3, kameraya doğru. 2, 1. Merhabalar. Gördüğünüz gibi ben Alex. Bu programı artık ben sunuyorum. İşte kanıtı. Bu programda artık Okan yok. Bendeniz sunuyorum. Bendeniz bundan böyle sizlerle birlikteyim. Ne ararsanız var, ne isterseniz var. Şarkı derseniz şarkı söylüyorum. Dans derseniz dans ediyorum. Daha ne istiyorsunuz? Okan'ın dediği gibi daha ne istiyorsunuz? Tabii istediğiniz şeyi biliyorum. O da var, alın size kulak. Şarkı söyle! Alın size kulak. Şarkı söyle! Şarkı mı istiyorsunuz? Çok yanık ve güzel bir sesim var. İnanın buna. İnanamayacaksınız, müthiş güzel bir sesim var. Ben ağlarsam yalnız ağlarım. Göstermem gözyaşlarımı, göstermem kimselere. İnanamam, güvenemem, sırlarımı söyleyemem. Neler çektim, neler gördüm. Ben... İşte. Daha ne istiyorsunuz? Her bir şey bende var. Evet, artık bu program Alex'in programı olduğu için logomuz da değişiyor. Okan'ın biliyorsunuz bir eşeği vardı Anıran. O gitti ve artık aynı zamanda da benim orkestram kendisi. Çok sesli kora. Vak 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 vak. Evet, bu mu orkestranız diyecekler olabilir içinizde. Evet, benim orkestram bundan böyle ve bu. Ve Alex'in programının logosu bir vak vak. Gördüğünüz gibi kendisi Galatasaraylı. Evet, çok hünerleri vardır. Şimdi ona bir selam veriyoruz. Ve bize neler söylüyor? Ben Okan, ben Alex. Bugün burada Zaga'da sizlerle bizler buraları söylemek istedim. Ben Okan, ben Alex. Bugün burada hostum Alex'le sevgili program yapımcımız Okan Bey'le. Olan ben yapımcı değilim. Yani ne diyeceğim tamam mı? Güzel bir şeyler söyle. Türkiye'nin en büyük şovmeni Okan Bey'le. O bir kız değil yani. Daha bir pozisyon belirten bir şey gerekiyor. Pardon. Evet, bu programın sahibi Okan Bey. Sahibi olmaz. Bu programın patronu Okan Bey'le. Patron da aslında demek tam iyi değil. Yani bu programı... Çaycısı diyecek halim yok. Çaycısı değil. Nesi olabilir? Aklına geldi. Ben Okan. Ben Alex. Hostum Alex. Hostum Alex. Hı-hı. Dostum Okan'la. Olmaz, dostum sanki biz beraber yaşıyoruz. O zaman ne yapacağız? Buluşun da. Ben Okan. Ben Alex. Aslan Alex. Can kuşum Okan. Muhteşem bir insan. Harikulade. İnanılmaz, o kadar güzel dans ediyor. Hiç böylesini görmedim. Nasıl yani? Böyle. Ha, böyle yani. Harikulade bir insan. Evet. Kim? Ha, ben, evet. Hanımlar beyler, arka dilin sunduğu Zaga devam ediyor. Biz de Banu Alkan'la söyleşimizi yani yapamıyoruz. Yapabilsek bir şey soracağım. En magazin soruyla yani genelde sormam.
Sizin kalbiniz boş mu, dolu mu? Boş. Doluydu da boş artık. Ben boş olsam bir kere bunu dedirtmek için $1,000,000 verirdim yani. Bir kere boş, yani o kadar şeker. Peki şey yok muydu? Murat Taşdemir, bir böyle bir şeyiniz vardı. Murat Taşdemir yok, Murat Taşdemir yok muydu? Okan'cığım, hatırlıyor mu ismi bir yerden? Nereden hatırlıyoruz o ismi? Yok artık ya. Bir yerden hatırlıyor mu bu ismi, Murat Taşdemir? Siz hatırlıyor musunuz? Ay, hiç kimse hatırlamıyor. Bak görüyorsun Okan'cığım, sen nereden bunları söylüyorsun? Bu isimleri nereden hatırlıyorsun? Biz de klipten hatırlıyoruz tabii. Ha yani. Klipten. Ha, bir gün beni arzularsan klibinde oynadı Murat Taşdemir diye bir aktör. Ya? Evet. Ama hatırladım şimdi, anımsadım ismini. Evet, Murat Taşdemir klipte oynamıştı, evet. Ne kadınsın. Ne kadınsın. Pekala. Serpil Bağcıoğlu bizi... Kekit nedir? Geri mi gideyim birazcık? Yani kamera geri mi? Peki, teşekkür ederim. Serpil Bağcıoğlu bizi Trabzon'dan arıyor. Serpil Hanım. Alo. Biraz monitörün sesini açarsak Serpil Hanım'ın da sesi alo diye gelmez. Evet. Alo. Serpil Hanım. Efendim. Çok özür dilerim. Şimdi bakın, bu stüdyoda iki tane monitör var. Bu monitörlerden biri. Burada şampiyon bir kardeşim var. Onun poposunun altına saklanmış. Duyamıyoruz. Ya görünmüyorum ki. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Şampiyon arkadaşımız budur. Çok yakışıklı bir genç arkadaş. Aynı zamanda kendisi Balkan şampiyonu. Evet. Ayrıca da orada bir tane monitör var. Oradan da çok iyi duyamıyorum. Orada da kim bilir kimin neresin yani, söylemek istemiyorum. Onun için bunlar saklı. Onun için biraz daha yüksek sesle Serpil Hanım, ne olur. Alo. Allah Allah. Pöfüşü diye Ayze'ye şey yaparsanız biz burada stüdyoda kocam pöfüş diye böyle köpürüyor. Onun için net olarak şimdi sizin Banu Hanım'ın Türkiye'ye dönüşü dolayısıyla sorunuzu alacağım. Buyurun. Ben zaten Banu Hanım'la tanışmak için aramıştım. Tamam, yani ben... Banu Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben gideyim olmayayım diyor. İyi akşamlar. Hanımefendiciğim, Serpil Hanım. Güzelliğimi sizin sevginize borçluyum. Banu Hanım, çok özür dilerim. Fakat hanımefendi... Sizin sevginize borçluyum, evet, gerçekten. Tamam, cevabınızı aldınız. Serpil Hanım, bütün aksırık, tıksırık ve temizlenme işlerlerinizi ama tam şeyde şey yaparsanız telefon konuşmasında... Serpil Hanım, ama bir konuşun. Şey oluyor. Banu Hanım da konuşmak istiyorum. Net olarak Banu Hanım, güzelliğinizi neye borçluyuz? Cevabını aldınız mı? Aldım. Alamadım. Sizin sevginize, hepinizin sevgisine doğru borçluyum. Değil. Bir güzellik sevgiye borçlu olunabilir mi? Güzelliğin takdiri sevgiye borçludur. Yani halk, insanlar bunu takdir eder. Güzellik Allah'tandır. Annedendir. Mesela bu şeyi çok seviyoruz. Bizim burada bir tane gerizekalı prodüktör var. Hepimiz bayılıyoruz. Hiçbir değişiklik olmadı bu kadar aydır. Olmuyor. Evet. Bir de Banu Hanım'ın yaşını soracaktım ben. Hanımefendiciğim, size dedim ki bütün bunları yani halletmiş olarak gelin. Mesela uyku sorununuzu da. Hayır, uyku sorunum yok. diye bir şey demediniz mi siz şimdi? Ama ben sizin gibi konuşmuyorum ki. Siz işte mam diye konuşuyorsunuz. Peki. Serpil Hanım alalım. 38 yaşındayım. Bravo. Serpil Hanım. Efendim. 1 Nisan 1961 doğumluyum. Bir şaka gibi. Gerçekten güzel bir boya. Teşekkür ederim yani Serpil'ciğim. Yani onun giyimini, saçını. Çok mersi canım. Arkadaşlar. Okan Bey, lütfen yani Banu Hanım'la... Hayır, ben arkadaşlara bir şey söylüyorum. Tam olarak duyamıyorum. Siz orada aradan... Yeni bir soru mu? Hayır, böyle konuşuyorsunuz. Peki. Siz güldüğünüz için, gülümsediğiniz için öyle değil mi? Emin olamadım. Ya Banu Hanım'la konuşmak istiyorum ya. Benim anlamadığım, o da öyle konuşmuyor ama sizin söylediklerinizi anlıyor. O nasıl oluyor anlamıyorum. Peki. Serpil Hanım, Trabzon'a çok selamlar.
Sağ ol, çok mersin. Hoşça kal. Serpil'cim, öpüyorum sizi. Funda. Ben de seni bağlı. Serpil, Funda Hanım'ı alalım. Funda Emel bizi Ankara'dan arıyormuş. Buyursunlar Funda Hanım. İyi geceler Hakan Bey, nasılsınız? İyi geceler, bakın. Bağlanırsın. Evet, bana bakın, evet. Nasılsınız Hakan Hanım? Çok teşekkürler, çok mersi Fundacığım sizler. Özlettiniz. Özlettiniz kendinizi Bahar Hanım. Teşekkür ederim. Ben de Kıbrıs'tan gelir gelmez sevgili Okan Bayülgen'e hemen konuk oldum. Sizlerle hasreti gidermek için. Evet. Çok bazen merak ediyorlar. Diyorlar ki buradan hani buradaki hani arkada bütün, çünkü geçen gün böyle bir eleştirmen yazı yazmış. Diyor ki bu talk show diyor dekorların arkasında diyor. Böyle diyor dekorlarda diyor böyle diyor bina görüntüleri falan var diyor. Böyle diyor. Mesela hakikaten burada gördüğümüz gibi burada evler var filan, insanlar. Bunlar diyor acaba diyor gerçek mi ki diyor bunları diyor oraya koyuyorlar diyor. Yani burada diyor yalancıktan bir şey var diyor. Yani bizi diyor keriz yerine mi koyuyorsunuz yani buraya diyor fotoğraflar filan diyor koyuyorsunuz diyor. Ondan sonra. Gerçekten çok güzel. Evet, ben de onun için tabii bunun için. Dedim, duyamadım. Ya balık gerçekten çok güzel dedi. Balık güzel. Ben de Funda Hanım, ben de size onu söylüyordum balıkla ilgili. Ben de dedim ki yani burada zor bir şey değil. Bu görüntüler diyor, bina görüntüleri falan, bu görüntüler böyle New York değil yani. Biz keşke öyle olsun istiyoruz ama bunlar var bizde, işte minareler, işte köprü falan. Hakikaten dedim bir deneme yapayım. Yani bu gerçek mi değil mi yani buradan bizim gördüklerimiz? Hakikaten. Şimdi buradan biraz takılsak mesela bakalım ne göreceğiz. O da ne ya? Ya kim demişti onlar gerçek değil diye, bayağı bir görüntü var yani. O da ne? Arkadaşlar acayip bir şey görmeye başladım ben orada. Biraz yakına gireyim. Gidiyor. Bakayım. Ha. Şöyle yakına hafif. Ha. Dur bir de ne oldu ya? Dur bakayım. Ya bu Sevda Demirel değil mi arkadaşlar? O nedir? Yakaladık vallahi. Çok özür dilerim. Yani ben bunu hani gerçek diye ispat edeceğim derken acayip bir şey yakalamış bulunuyorum arkadaşlar. O nedir? Anneciğim spor yapıyor galiba. Eyvah. Tabii zayıflayacak. O da ne? Arkadaşlar iki tane adam var. Kızın haberi yok. Ya şurada iki tane adam görmedim mi ben şimdi? Kız nereye gidiyor? İki tane adam geliyor. Kız gidiyor. Biraz yakına girelim. Biraz yakına girelim. Anneciğim adamlar geliyor. Bu nedir? Levent Kırca'nın evini soyanlar geliyor. Kızın abi, dur bakayım. O nedir? Anneciğim adamlar içeri giriyor. Kıza haber vermek lazım. Kız çıkıyor. Adamları görecek, adamları görecek. Eyvah! İyi geceler hayatım. İyi geceler hayatım. Yataklarımız artık yatırmayacak durumdaysa değiştirin. Yataştan al gülüm ver gülüm kampanyası. Şimdi Yataş eski tek kişilik yatağınızı 12 milyona,
eski çift kişilik yatağınızı 17 milyona evinizden alıyor, yeni yataşınızı evinize teslim ediyor. Üstelik peşin fiyatına 5 taksitle. Oo, tere atmış ya. Yataş. Kim bilir ona sizden önce kaç kişi dokundu. Türel, bakterilerin ele yerleşmesini engeller, susuz, sabunsuz, havlusuz hijyen sağlar. Türel, Doktor Renault'dan. Uykunuzu nasıl alırsınız? Ben böyle bir giriyorum yatağa, basıyorum gaza. Ben de ama danslar yapıyorum. Yataştan sıcacık uyku setleri, yorganlar, nevresim takımları, yatak örtüleri. Minik minik taksitler, cıvıl cıvıl desenler. İyi geceler. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Formunuzu korumak, sağlıklı yaşamak, güzel kalmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Peki, otomobiliniz yeterince emniyetli mi? Renault Megane, kategorisinde maksimum emniyet. Programlı tutuşlu emniyet kemerleri, 4 hava yastığı, yakın koruma sağlayan koltuk başlıkları, ABS. Renault Megane, güzel kalın. Alfemo alıyorum, tatile gidiyorum. Mevzu değil. Tek tuşla çözeriz. İşte Doğukan var. Arkadaşlar kafanıza takılan ne varsa cevabı artık genç klikte. Ne varmış bu sitede? Genç klik en cool site. Nereye gidilir ne giyilir ne yapılır? Hepsi burada bize takılır. Türkiye'de internet eşittir süper online. Zaga reklamlardan sonra devam edecek. Hayır canım, bence evde yiyelim. Hazırlanmam zaman alır ama. Peki, görüşürüz. Hay Allah, ben bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlanacağım? Tabii ki Vuala'yla. Hatta ona bir sürpriz bile yapabilirsin. Saçlarınızda beyazları hissettiğinizde çözüm Vuala. Saçlarınıza parlaklık ve canlılık kazandırır. Beyazları tamamen kapatır. Oturabilir miyim? Olmaz. Hay Allah. Şey yani karımı bekliyorum da. Karınız nasıl bir kadın? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 24 renk seçeneğiyle Vuala. Saçınızın rengi. Evdeki hesap oyfaya uydu. Aradığım tam da buydu. Oyfa. Mutlu alışverişler. Şekerim, şekersiz eti form yiyeceksin. O dediğinde şeker var. Şekerli diyet bisküvisi olur mu? Şekersiz eti form. Şekerim, şekersiz. Kapalı İsmail amcacığım, öğlen tatili. Kestane amca. Söyle. Ya, diyelim kredi kartım yok. Nasıl internet abonmanı olacağım? Kolay. İskir artık. Kontörlüsü olsun, kontörsüz olsun. Hiçbir internet abonmanlığı için kredi kartı, kredi kartı istemiyor. Ya bu bir devrim. Evet. Bir vaki benim kredi kartım, hatta kol kartım bile var ama hani ben olmayanlar için soruyorum. Abi canım, kestane kebap, atması cevap. Kokmaz olmuş. İksir 24 818 237 K15 çocuk. Hepsi iksirden. Mic Mac Mic Mac. McDonald's'tan yine yeni bir lezzet. Mic Mac. Ekmeği, köftesi, peyniri, salatası, soğanı, turşusu, dünyaca ünlü Big Mac sosuyla Mic Mac. Üstelik Mic Mac ve Coca-Cola ikisi birlikte sadece 750 bin lira. Zaman geçiyor. E hadi. 20. yüzyılda kimlerle tanıştık, neler yaşadık? İnsanı kızdıranlar, güldürenler, eğlendirenler, düşündürenler. 20. yüzyılın resimli tarihi kitabı şimdi sadece radikal okurlar için geliyor. 512 sayfalık bu muhteşem kaynak sadece 30 günde sizin olacak.
Yarın radikal almayı unutmayın. Rusların arşivine girmeyi başardık. İşte Rus askerlerinin kameralarından inanılmaz görüntülerle İkinci Dünya Savaşı belgeseli. Tam 10 VCD bir arada. 1. Almanya'da faşizmin yükselişi. Naziler geliyor. 2. Tüyler ürpertici yöntemleriyle Gestapo. 3. Yahudileri ölüm kamplarından kurtaran Schindler'in gerçek öyküsü. 4. Kamikazeler. 5. Leningrad kuşatması. 6. Tank savaşları. 7. Sovyet ve Alman arşivlerinden Stalingrad Savaşı. 8. İnsanlığın zaferi ve Berlin Savaşı. 9. Ölümünü kanıtlayan görüntülerle Hitler'in mahvoluşu. Ve 10. Japon İmparatorluğu'nun büyük bozgunu. 200 bin liralık okul gazetesiyle sadece 39 günde sahip olacaksınız. Yarın okul gazetenizi alırken Milliyet istemeyi unutmayın. Alt kahramanı Mazoli'den hepinize merhaba. Ay Basar, bırak artık şu Mazoli ayaklarını. Sadece iş arkadaşlarım bana Mazoli der. Basar, söyler misin bu adamların burada ne işi var? Bunlar hırsız hayatım, evimizi soymaya geldiler. Bana biraz cesaret vermeni istiyorum. Biraz cesaret mi? Bırak altınları yerine. Size bırakın o altınları dedim. Evet, bırakıyor musunuz altınları? Cevabınızı bekliyorum. Bırakmıyoruz lan, ne olacak? Bırakmıyoruz. Bırakmıyoruz. Sen? Sen de arkadaşınla aynı fikir. Son kararınız. Son karar. Bir arkadaşınıza bağlanın canlı seni. Bırakmıyoruz. O zaman... Master hayvanat bahçesinde kafesinden kaçan bir aslanı ittire ittire kafesine sokuyor. Ruhsar. Yani ben. Yani biz. Bu cumartesi. Kanal D'deyiz. Bekliyoruz. Hanımlar beyler, Zaga devam ediyor ve biz de hemen Şerife Altay'a bağlanıyoruz İstanbul'dan. Şerife Hanım. Şerife Hanım. Şerife Hanım. Döp. Şerife Hanım. Şerife Hanım, evde olmaz olur mu? Bizi aramış. Şerife, bir şey varsa ambulans gönderelim. Şerife Hanım. Peki. Şerife Hanım uyuyakalmış olabilir geç bir saati. Orkide, aa ne acayip isim. Orkide, Orkide Yenice İstanbul'dan. Merhaba. Merhaba. Banu Hanım, eğer Hollywood'da olsaydınız hangi yönetmenle çalışmak isterdiniz? Harikulade, lütfen ayrılmayın. Banu Hanım, Hollywood'da olsaydınız hangi yönetmenle çalışmak isterdiniz diye soruyor. Orkide Yenice. Herhangi bir yönetmen olabilirdi. Hepsiyle çalışmak isterdim. Duyamadım. Yeter ki Hollywood'da olsaydı. Peki, Orkide Hanım. Evet. Siz yani şunu sormak istiyorsunuz. Yani sizin mesela favori bir yönetmeniniz var mı? Birkaç tane var. Mesela bunların isimlerini söylesek ben salınacak. Ama ben tabii şunu söyleyebilirim. Martin Scorsese. Kim efendim? Ben Robert Redford'un hem aktör hem yönetmen filmimin yönetiminde olmasını isterdim. Aynı zamanda da Robert Redford'la oynamak aynı filmde. Bakalım. Başka bir oyuncu da var mı oynamak istediğiniz? Tabii ki mutlaka vardır ama şunu söyleyelim. Kevin Costner Banu, tabii ki çok... Robert Redford çok yaşlandı. Yani mesela ama... bir film, beraber bir film çekseniz Robert Redford herhalde sizin babanızı oynar. Yani... Robert Redford babayı oynar yalnız zaten o filmde. Başka çaresi yok yani. Robert Redford çünkü yaşlı. Daha genç birisini söyleyin. Orkide Hanım, Robert Redford yaşlı. Baba rolü oynar o. Kim o? Kim olabilir? Kevin Costner. Olmaz. Efendim? Tom Cruise belki. Tom Cruise. Tom Cruise'la ister miydiniz oynamak? Elbette. Elbette diyor. Orkide Hanım. Peki, ama benim en çok pekala, istediğim, bakalım. Gerçekten benim en çok istediğim, oynamak istediğim Anthony Quinn. Peki, bakalım. Hakikaten Robert Redford'lar, Tom Cruise'lar isteyen Banu Alkan, ülkemizde bir Afrodit filmi yapmış. Bu Afrodit filminde gördüğünüz gibi, Tom Cruise, Robert Redford... pardon, Tom Cruise şu kısa olanı olacak. Robert Redford da şu diyebiliriz yani burada.
baba rolünde zaten gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bakalım filme. Dur! Dur! İlk önce biz burada bazen Türk filmlerini ele alıyoruz biliyorsunuz. Bu filmlerin oyuncularına bir defa başta Banu Alkan'a, sonra bu filmin diğer oyuncularına, bu filmin prodüktörüne ve bu filmin yönetmenine saygı duyarak yapıyoruz. Çünkü bu filmlerin çekilmesi kolay değil. Yani biz buradan gelip de böyle bak yapmıyoruz bunlara. Yani sakın öyle anlaşılmasın. Hatırlıyorum, bu film 3 ayda çekildi. 3 ayda çekildi. Evet. Yani onun için sakın böyle bir hani saygısızlık falan diye. Hakikaten hepsi Türk sinemasının emektarları, büyük emekçileri, yönetmeninden ışıkçısına kadar, bunu belirtelim ve başlayalım. Evet, buyursunlar. Dur. Şimdi filmin hikayesine kısaca bakalım. Olay şu değildir. İşte bir tane adam var. Banu Hanım da burada değil. Burada olay şudur. Banu'yla kimle oynadınız burada? Salih Güney. Başrolde kim vardı? O kadar çok filminiz var ki hatırlamayabilirsiniz. Tiyatrocu, çok değerli bir oyuncumuz. Kim? Abi söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Aa, çok da severim. Gerçekten bunu. Çünkü ben de çok iyi tanıyorum ve seviyorum. Fakat şöyle bir şey. Çünkü benim de elimdeki bilgilerde filme bakarken biraz önce ismi öğrenip girmeyi unuttum. Yani ikimiz de faka bastık. Evet, aynen söyleyeyim. Evet, çok fakat çok değerli bir insan hakikaten. Programın sonunda. Yani hakikaten hayır değil. Yok, gerçekten çok değerli. Çok gözünüzün aşina olduğu bir oyuncu. Özür diliyorum ismini hatırlayamadığım için. Ben sizden ümit ettim. Siz de hatırlayamadınız ama o kadar da beraber sahneniz var. Ben oynasaydım unutmazdım ama çok filminiz var. Ben sizin kadar film çeksem unutmam ama hakikaten harikulade bir insan. Yani böyle yatmıştı buraya. Evet. Şimdi olayı anlatıyorum arkadaşlar. Olay şudur. Banu ve değerli hayır kız X diyemeyiz. Kısaltıyoruz. Okan'cığım ama şimdi bu değerli oyuncumuz... Evlidirler. Ama bir tane bak, bu oyuncumuz stüdyoda yok ve lütfen saygı duyalım. Hayır, öyle hakikaten diyorum ben de zaten. Hakikaten ben ama ne yapayım? Hayır, o kelimeyi bulamadım. Yani bu değerli oyuncumuz... Müstesna diyelim. Müstesna. Peki, evlidirler. Filmdeki ismini hatırlıyor musunuz? Peki. Şimdi, ben filmi izledim ama o kadar çok film izliyorum ki... Peki, şimdi bu... Evlidirler. Fakat arkeologdur. Takmış Afrodit'in heykelini bulacağım rolü. Halbuki yanı başında duruyor, görmüyor. Bu nedenle bu evlilik içerisinde bir şey yok. Çok güzel söyledin. Birleşme yok. Evet, peki. Yani bir araya gelememişler. Evet, bu çok güzel mesaj olan bir filmdi. Evet. Çünkü bütün kadınlar Afrodit'tir. Bütün kadınlar Afrodit'tir mesajıyla bitiyor zaten. Evet ve Okan'cığım şunu söylemek istiyorum. Müsaade eder misin? Çoğu kadının gerçekten güzelliğini fark edemiyor erkekler. Hı-hı. Ve o kadın o erkeği için gerçekten saçını süpürge ediyor evde. Ve her türlü kılıkla görüyor tabii 24 saat aynı evi paylaşırsanız tabii ki. Ama dışarıda işte... Biraz sonra çok şık giyinmiş, işte hiçbir kötü halini görmemiş. Adam da kötü niyetli değil. Bir dakika, başka bir şey anlatıyorum. Ha. Ve gerçekten Okan'cığım bütün kadınların o güzelliğini fark etmiyor. Erkekler gözleri dışarıda oluyor. Gözleri dışarıda oluyor. Ve maalesef çok kadın üzülüyor ve çok güzel kadınlar yıkılıyor. Ama sizin hayatta hiç böyle bir sorununuz olmadı. Yani başkaları için söylüyorsunuz. Yani ben genel olarak ve Türkiye, hakikaten bu çok önemli bir mesaj olan film. Çünkü... Tüm erkekler yanındaki o güzelim kadını görmüyorlar, dışarıdaki kadınlara bakıyor. Evet, şimdi bu hikayeyi... Evet, ve Banu burada mutsuzdur. Ayrıca da evlendiklerinden beri adam arkeologdur. Anlatabildim mi konuyu? Yani evet, yani yanını kendi definesini aramıyor da... Gidiyor dışarıda arıyor. Yani gözü dışarıda. Hep arkeolog. Hayır. Afrodit kadar güzel bir kadın düşünemiyorum diyor. Düşünemiyorum. Ve mitolojide yaşamış. O yüzden hiç yaşadığı şey olmamış. Yaşadığı için de sadece o heykeline kavuşmak istiyor. Heykeline kavuşmak istiyor. Tamam. Evet. Bunu anlattık. Afrodit'ten daha güzel bir kadın yoktur diyor. Peki devam edelim. Baksana. Dur.
Şimdi buradaki bu gördüğümüz gibi bütün arkeologlar sabah erkenden kazıya kalktıkları için de erken yatıyor geceleri. Yani buradaki konu o yüzden hep Afrodit, asıl Afrodit bekliyor. Devam. Sadece uyuyorum Kemal. Dur! Kemal! Kemal diyor ki ne kadar zamandır sadece uyuyorsun Kemal diyor. Bunu düşünüyor. Devam. Duymuyorsun. Nefes aldığımın farkında bile değil. Dur! Ne oluyor? Hayale dalıyor. Kemal uyuyor diye. Siz harikulade bir sinema izleyicisiniz. Kim dedi karnından konuşuyor diye? Evet. Zaten bu kolay bir şey değil. Sinemada düşünce ses çıkarmak için bantrolog olmak gerekiyor. Bravo. Devam. O ne? Hayali. Hayali. Yani burada Afrodit kendi hayalinde böyle. Dur, dur, dur. Şimdi burada doğal olarak harikulade görünüyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar, hemen onu söyleyeyim. Harikulade görünüyorsunuz. Onu söyledikten sonra da tabii Banu hayal gördüğü için hayalinde kendini çift görüyor. Yani olabilir. Sinema hilesi bu. Hayır, Afrodit olarak hayal ediyor kendini orada. Niye çift görüyor? Onu yönetmenin düşündüğü. Onu yönetmene sormak sürü, lazım. Bir sürü devam Afrodit edelim. Olarak. Dur, dur. Şimdi bu çok önemli. Hakikaten Afrodit, Afrodit'ten diyor güzel kadın olmaz diyor ya Kemal. O da diyor ki şimdi Afrodit'le konuşuyor. Bakın neler oluyor. Dinleyelim. Ne namussuz karı seni. Güzellik tanrıçası ha. Durursun gününü. Dur. Dur diyor. Kim diyor? Afrodit diyor. Yani o kadar üzülüyor ki heykel, Afrodit heykeli dile geliyor ve diyor ki... Ondan intikam almalı. Dur. Hala oradan bir şey diyor ki kim kime diyor. Devam. Devam. Haklısın. İntikamımı alacağım ondan. Davacıyım Afrodit. Dur. Şimdi burada da gördüğümüz gibi arkadaşlar ben filmde ne oluyorsa onu anlatıyorum. Ama bir dakika, olağanüstü bir filmi alıyor Okan Bayülgen biliyorsunuz. Olağanüstü bir hale getiriyor. Evet, olağanüstü bir hale getiriyor. Dur. Bravo! Arkadaşlar bir şey rica ediyorum. Hiç durdurmayacağım. Hiç çok az durduracağım. Sadece izleyeyim. Ciddiyet içerisinde izleyeyim lütfen. Lütfen. Sadece uyuyorum. Nefes aldığımın farkında bile değil. Söyle eksiklerimi nedir? Söyle! Hey Cemile! Dur. Ya izleyin buraya hakikaten. Şimdi Cemile nereden çıktı demeyin. Banu Alkan'ın filmdeki ismi. Devam. Afrodit. Önce kadın olduğunu unutmayacaksın. Kadınca davranacaksın. Cilve, naz, özletmek, kadınca. Kadınca göster, kaç. Açıl, kapan. Ama bunları ancak bunlar yapar. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Tabii ki bu televizyonda yayınlandığı için anlaşılmayan bir şey oluyor. Orada diyor ki ama diyor bunları ancak diyor puğular yapar diyor. Şimdi puğuların ne olduğunu anlamadığımız için bizim nasıl mesela Zaga'da zuzaylılar var. Böyle zuzaydan gelen bir şey bu puğul. Şimdi normal bir kadına bunu söylediğiniz zaman bunu söylenmez. Tüm kadınlarımız böyle düşünür. Halbuki mesaj orada erkeğinize bulaşık yıkayarak, saçınızı süpürge ederek hiçbir zaman elde edemezsiniz ve elinizde tutamazsınız. Kendinize bakın, özletin, yani işbirli ve cilveli olun evet. diyor. O zaten, evet. Dünyanın ilk mesleği nedir? Bilir misin? Dur, soru. Dünyanın ilk mesleği nedir diye soruyor. Cemile'ye soruyor. Dur,
Değil, hayır. Değil arkadaş. Ben ona inanmam. Ben filmde ne seyrediyorsam ona inanırım. Bakın ne cevap? Cevap nedir ilk mesleği? Ne bileyim. Dur. Bir dakika. Bak, burası güzel bak. Cevap geliyor. Cevap geliyor. Ne bileyim. Bulaşıkçılık. Ya da çamaşırcılık. Sen ne salak kadınsın be. Dur. Şimdi hakikaten... Şimdi Afrodit'in tavsiyesinden sonra... Sonra bakın neler oluyor. Kemal ve... Bu gece çok güzelsin. Dur! Şimdi burada bir kriz anı değil mi Banu Hanım? Ama bir yani... dakika şimdi öyle bir almışsın ki Okan'cığım. Ya filmin ana noktalarını... Bravo, kutluyorum sizi. Almaya çalıştık. Evet. Şimdi burada hakikaten bir arabada bir kriziniz var. Yani krizli bir düşünce krizi gibi onu biz toparlamaya çalışalım. Tabii görelim. Afrodit erkeğimle paylaşamıyorum da ondan. Doğru. Bakın, şimdi bakın. Görelim. Açıl, kapan. Şimdi Afrodit'in söylediklerini tekrarlıyorum. Hep merak ediyordum. Şu saç düzeltme bu filmde de var mı diye. Bravo, var. Oyunculuğunuzun bir parçası olan... Evet. Göster kaç. Açıl kapan. Ama Afrodit'e sinirleniyorum şimdi bana anlattı ya onları. Dur fakat. Fakat bakın. Şöyle bir mesajı da var. Sonuç. O adamı bırakmış. Başka adama başlamış göster kaç. Bakın şimdi kim görelim. Filmde ya. Sizi sürekli görmezse bir erkeğiniz ne yaparsınız? E adam gördü ama iş işten geçti galiba o geçti. Sırada. Değil mi? Öyle oldu film icabı. Görelim. Dur! Şimdi bu hakikaten ender anlardan biri. Geriye dönelim. Geriye dönelim. Şimdi burada hakikaten yakışıklı oyuncuyla Banu Alkan, Bat Küt sarılmışlar. Bat demiş ki yönetmen kameranın dışına doğru demiş, itekle böyle bir çıkalım çıkın demiş. O sırada orada set işçisine de şey yapılmış, ondan sonra tembih edilmiş. Sen de demiş oradan şamdanı sokacaksın. Bakın. Geliyor şamdan. Ya hayır. Şamdan gelmiyor. Kamera dönüyor rica edin. He? Sınav acısın Okan'cığım. Kamera döndü. Şimdi aslında. Bakın. Burada tabii bazı küçük teknikler. Dur. Şimdi biz sanıyoruz ki tabii hep bu sahnelerde sanıyorsunuz ki iki kişi var. Bu illüzyon tabii. Aslında çok özür dilerim. Ondan sonra illüzyon değil. Bakın size burada kameramanın varlığını, üçüncü kişinin varlığını en azından ispat edeceğim. Görelim. Dur. Çok ateşli bir sahne olduğu için yavaş yavaş yani şey yapıyor, heyecanlanıyor. Şurada bir gölge oluşuyor. Bakalım. Neler yakalıyor ya olmaz. Çekiliyor. Orada da uyarmış. Devam. Girdi gölge. Ne mi diyecektin? Bağış dileyecektim. Lanet olsun, total tanrı Hephaides, Ares'le sevişen karısı Afrodit'i bağışladı mı? Dur! Budur, bağışlamadı diyeceksin, bitecek. Çünkü temin aslında gibi... Aslında kocasını çok seviyordu fakat yıllardır ilgisizlikten... Hı-hı. ...çok eski bir okul arkadaşına rastladıktan sonra... ...onunla bir aşk yaşamaya başlıyor ama asıl kocasına aşık olduğunu anlıyor. Anlıyor. Ancak o başında sürekli başka Afrodit... Yani, başka kadını hayal ettiği için o ilişki... Evet. Ama eğer ki onu zamanda fark etseydi Okan'cığım bu işler işte böyle olmayacaktı. Hep bu erkeğin suçu oluyor. Devam edelim. Ben hiçbir zaman arzu duyarak... Dur fakat burada bir acayip var. Hakikaten diye böyle temrin gibi bir şey söylüyor. Entel dantel bir şey. Hiç kız hep bunu eğitimini yapmış gibi. Evet. Evet ondan sonra cevap veriyor. Ben bir şey yapamam. Evet benim. Devam. Asla. Her kadın biraz Afrodit'tir. İşte mesaj. Dur. Bu da tamam o film orada bitti. Bu da sizi, bu da başka bir bu filminizden. Bu da güzel. Yok bu da Afrodit'tir. Aa, aynı filmden mi? Ben başka yani. Bir filmden koydular diye bir şey yapıyor. Çünkü güzel farklı bir sahnedir bu ama. Evet bu da sizi Amerikan güzeli... Yani bir izleyebilir miyiz o sahneyi? Yapmıştık ya. Odursa yok. Sadece bu... Güllerle ilgili ya, olarak. Ya ama sahneyi izleyelim. Çok güzel hakikaten. Arkada da Jaguar hayır, arabanız duruyor. Hayır, o güller duruyor. Başka bir mana ifade ediyor. Ya bu çok kısa. Görelim. Peki, görelim.
Bu da benim isteğim olsun. Dur. O kadar güzel ki. Güllü Banu. Hayır, başka bir noktaya gelecek şimdi film. Bir saniye. Hayır, bu kadardı. Hayır, bir dakika. Geliyor şimdi. Hayır ama daha bir yere gelmiyor. Biz bu kadarını aldık. Bu kadardı. Hayır şimdi. Okan Bayülgen, şimdi sanki ben o gülleri böyle kendimi göstermek istemişim. Hayır. Orada vurulma sahnesi var. Ve o güller böyle bütün... Hayır ama yok, ben ekleyemem ki şu anda onu. Okey. Peki tamam. Şerife Hanım. Şerife Hanım var. Efendim. Buyurun. Uyumadım efendim, uyumadım. Uyumamışsınız, evet. Sizin programınız varken uyumak mümkün mü? Şerife Hanım, buyurun. İyi geceler. Peki, hayır, tamam arkadaş. Evet, Şerife Hanım. Evet. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi benim Banu Hanım'a bir sorum olacak. Banu Alkan Türkiye'nin bir numaralı Afrodite. Ya ben kalksam mı acaba? Çok acayip bir görüntü oluyor. Afrodite'lik sahicini kendinden sonra kime bırakmayı düşünüyor? Çok güzel soru. Cevabı geliyor. Tabii. Bak aynı şeyi yine yaptı. Düşünme payı. Bir dakika, kolay mı starlık? Okan Bayülgen. Çok önemli bir soru. Güzel bir cevap gerekiyor hakikaten. Onun için biraz daha vakit toparlayabiliriz. Bekliyorum ben. İsterseniz şu an ben dünyada Afrodite'i görebiliyorum. Dünya tabii, her ne kadar dünyanın en güzel kadını diyen starlarımız varsa da... Bir şey soracağım. Türk olması şart mı hanımefendi? Efendim? Ben şu an dünyada gördüğüm son mavi gözlü bir manken. Neydi, Kasta mıydı? Kim dediniz arkadaşlar? Evet. Kime bırakıyorsunuz? Tek şu an dünyada benim beğendiğim ve Afrodit çizgilerinde olan, birazcık belli kalın ama hakikaten Afrodit ölçüleri. Kim peki? Bir dakika. Şerife Hanım. Efendim? Ben sorayım şey. Banu, belli kalınsa ona bırakma. Bence de. Okey. Peki, Türklerden kime bırakırsınız? Hülya Avşar'a. Bravo! Zekalı, sana bir e-mail attıydım, aldın mı? Senin daha internetten bile haberin yok ama merak etme. Ben seni internete sokacağım. Sokacağım tabii aslanım. O kıllı ve adeleri kollarının altına sokacağım. Önce yapacağın şey kendi bir site açmak. www.acna.com. Sonra da komanı Emican. Emican tabii aslanım. Önce site girişinde Emican, sonra siteyi gezdirirken her apartmanın başında yönetici olarak bir daha Emican. Sonra da onları uğurlarken güle güle gene bekle deyip gene Emican. Höküstüm. Günüm benim, her şeyi höküstü zannediyor. Her şey höküstü olur mu? İslam'ın tabiatına aykırı bu. Dur bakalım. Neden olmasın? Sonra da internette açacağım sitenin adresi böyle olabilir. www.höküstü.com. Sonra da komanı Emican. Höküstü. Çabuk öğreniyorsun. Höküstüm benim. Sona eriyor. Çok teşekkür ederiz bizle vakit geçirdiğiniz için. Banu Alkan'a çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz onun hayranıyız ve tabii şimdi çok kalabalık olduğu için bugün stüdyo, sizi dışarı alamıyoruz. Onun için programın sonunda bedavadan sizi biraz sallayacağız ve program burada sona erecek. Hoşça kalın. Teşekkürler.
hatırla bebeğim. Dedim ya ben Okan Bayülken değilim. Pekala neyim ben öyleyse? Bu gece saka sona erince. Hatırla lütfen, hatırla bebeğim. Eskiden küçük bir sinek vardı. Hani televizyonun camına konardı. Bu sinek dünyanın umurundaydı. Düşün bebeğim, lambalı bir televizyon düşün, bir de karşısında oturan çocuk, bense televizyondaki sineğim. Sineğim. Sen ister anla ister anlama, anlamlar kimin umurunda? Bak zagada bitiyor, televizyon çocuğu uçup gidiyor. Zaga sona ermek üzeredir. Bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Yolculuk boyunca kapalı tuttuğunuz cep telefonlarınızı artık açabilirsiniz. İyi geceler dileriz.